Futbol Vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe'nin gündemi tabii ki şimdi milli aradan sonra lige evrilecek gayet doğal. Sonrasında da Avrupa yani Konferans Ligi'ne doğru yönelecek Fenerbahçe. Şimdi milli arada tabii bazı oyuncular neler yaptı onlara bakmak lazım ama milli arada İsmail Kartal gerçekten çok çarpıcı açıklamalar yaptı gazeteci arkadaşlarımıza. Ondan biraz size bilgi aktarmaya çalışacağım. Bu arada 6 numara transferinde genelde arayışlar devam ediyor. İsmail Kartal'ın da bu konudaki sözleri dikkat çekiciydi. Onu da söyleyelim. Şimdi çok fazla uzatmadan konu başlıklarını Şimanskiler, işte Ferdi Kadıoğlu, Osterwolde konularına da gireceğiz. Ama e, Fenerbahçe'nin e, gündemine Şimanski bir oyuncuyu daha soktu. Onunla ilgili de bilgi vereceğiz. Öncelikle şöyle başlayalım. E, Batu Şua'yı Ocak ayında gitmek istiyor. İşte Nottingham Forest'e mi gidecek başka bir yere mi gidecek bilemiyoruz ama gitmek istiyor. Onun için onu e, İsmail Kartal'ın rehabilite ettiğini söyleyebiliriz. Ama sonuçta nereye varacak onu bilmiyoruz. Ama bu arada... E, Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz olağanüstü ilgiye teşekkür ediyorum. E, beğenileriniz, yorumlarınız ve abone olarak verdiğiniz katkıya devam etmeniz bizim için bir mutluluk olur diyeyim. Hemen bunu araya soktuktan sonra devam edeyim. E, Tadiç biliyorsunuz Macaristan maçında yedek kulübesindeydi. Sırp taraftarlar isyan etti. Özellikle hocanın e, ayrılmasını istifa etmesini, onu istifaya davet ettiler. İstifa etmesini istiyorlar. Sebep de şu Tadiç'i yedek bıraktığı için. E, kulübede oturmayı kabul etmiyoruz. Onun oturmaması gerekiyor, oynaması gerekiyor dediler. Yani Tadic e, Sırbistan'da da gündem oldu diyebiliriz. Bu arada Joao Pedro'dan da bir haber var. Onu da paylaşayım sizinle. Gremio'da yine büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Fenerbahçe'de olduğu gibi 9 maç 490 dakika sadece bir asisti var. Gerçekten de bir oyuncunun bu kadar geri gitmesi pek kabul edilebilecek bir durum değil. Onu özellikle söyleyeyim. Yani ben de kişisel olarak bunu söylemem gerekiyor. Şimdi isterseniz önce şuradan başlayalım. İsmail Kartal'ın düşüncelerinden, açıklamalarından başlayalım. Sonra 6 numara ve iç transferle ilgili konulara geçelim. Şimdi İsmail Kartal dedi ki 4 kupaya da talibiz. Ben özet özet söyleyeceğim size ki üstünde konuşalım. E, oyun gücümüz ve kadro kalitemizle bu 4 kupayı alabilecek güçteyiz diyor. Şu ana kadar yapılanlar gerçekten onu kanıtlıyor, gösteriyor. Evet 4 kupa alır mı bilmiyoruz ama 4 kupaya talip olan bir takım performansının ortaya çıktığını söyleyebiliriz. E, yine 16'da 16 biliyorsunuz konuşmak yasak demişti ama 16'da 16 yetmez. Bunu geliştirmemiz gerekli diyor. E, onu da özellikle söylememiz lazım. E, stoper bölgesiyle ilgili gelen bir soruya 4 stoperimiz yeterli diyor. Samet Akaydın'ın milli takım performansı, İsmail Yüksek'in milli takım performanslarının da ne kadar iyi olduğunu bilmem söylemeye gerek var mı? Bu arada hani Ciku e, iyileşti, Bekao ya Samet oynasa şimdi artık kimse itiraz etmez. Serdar ee, Aziz de zaten aynı şekilde performanslı. Dolayısıyla e, 4 stoper yeterli ve elimizde var o stoperler diyor. Alamadığımız hiçbir oyuncudan pişman değiliz. İşte Rade Kurunic vardı, e, birçok isim vardı. Pişman değiliz çünkü şu anda işler rayında gidiyor diyor. E, tabii 24 Aralık ve 30 Aralık iki kritik tarih e, neden çünkü iki tane derbi oynayacak Galatasaray'la Fenerbahçe e, işte o konuda Suudi Arabistan konusunda bir şey söylemem diyor 24-30 e, Aralık benim için e, bir sorun oluşturmuyor diyor ama TFF sonuçta karar e, verecek bu manada biz de TFF'nin kararına uyacağız dedi. E, Tadic ile ilgili çok güzel sözler söyledi. Devrede olan bir abi yani saha içerisinde devreye giriyor diyor. Herkesi motive ediyor. Bu bizim için çok büyük kolaylık oluşturuyor dedi. İsmail Yüksel'e yönelik çok gelişti ama hala eksiği var diyor. Ya yani Daha da biraz eksiklerini de tamamlarsa artık ya Barcelona ya Real Madrid ya Manchester City olur herhalde ki zaten teklifler olduğunu Biliyorsunuz onunla ilgili de bir bilgi aktaracağım. Şöyle de bir cümle söylüyor. Enerjisi yüksek savaşçı ve gözü kara bir oyuncu. Bu gözü kara meselesi gerçekten de önemli. Ama biraz daha gözünün kararttığı pozisyonları daha naif hale getirmesi gerekiyor. Ve her maç 12 kilometre koşuyor. Bu da gerçekten çok önemli. Ryan Kent'e disiplinli ve çalışkan bir oyuncu değerlendirmesi yaptı. Haklı gerçekten de bir Profesyonel gibi hareket ediyor. E, oyuncu izlemeye devam ediyoruz e, dedi. Yani işte hani biz e, burada size transferle ilgili zaman zaman haber verince siz kızıyorsunuz ya. Diyorsunuz ki ya işte transfer mi yapıyor transfer döneminde miyiz? Bakın dikkat edin scoutlarla oyuncu izlemeye devam ediyoruz diyor. Avrupa'nın bütün kulüpleri şu anda oyuncu izliyor zaten. Şu anda izleyeceksiniz ocakta transfer edeceksiniz ya da yaz transfer döneminde transfer edeceksiniz. E, bu arada tabii dört kupaya talibiz derken önceliğimiz de şampiyonluk. Birinci önceliğimiz o diyor. E, ve başkan Ali Koç'un söylediği gibi Şimanski ve Fred transferlerinde çok zorlandık diyor. İrfancan iyi gidiyor. E, sıkışırsak onu 8 ve 10 numarada oynatırız. Hiç problem yok diyor. E, ve asıl mesaj şurada. Ocakta sakın kapımıza gelmeyin diyor. Yani biz transfere kapalıyız diyor. Ama... Karşı taraflar öyle düşünmüyor. Siz transfere kapalısınız ama karşı taraflar transfer yapmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Bu manada birkaç tane önemli konumuz daha var. Onlardan da bahsedelim. Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin bir planlaması var. Maaşını arttırarak sözleşmesini uzatmak ve çıkış maddesi olarak 40-45 milyon euro gibi bir serbest kalma maddesi koymak istiyor Fenerbahçe. Bu bu konuda menajeriyle görüşmeler başladı ama e, sonuçları nasıl olacak onu bilmiyoruz. Çünkü o, onun için biraz zamana ihtiyaç var. E, İsmail Kartal'ın sözü sezon ortasında Ocak ayında kimse gelmesin diyor. Ama sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nun gitme ihtimalinin yüksek olduğunu e, hemen hemen herkes biliyor. Ferdi Kadıoğlu için planlanan rakam 20 milyon euro. Peki Ferdi Kadıoğlu giderse ne olacak? Onunla ilgili de söyleyelim Osterwolde Ferdi Kadıoğlu'nun yerinde e, görev yapacak. Şimdi Osterwolde yerinde görev yapacak yani al, o zaman 6 milyon euroya alınınca çok eleştirilmişti. Şimdi Ferdi'nin yerini dolduracak oyuncu olarak bakılıyor ama işin enteresan bir tarafı daha var. Ren ve Atalanta takımları Osterwolde'ye talip oldu fiyat soruyorlar. İşte buyurun e, yeni bir e, sıkıntı daha ortaya çıkmış oldu böylece. Yani öyle söyleyebiliriz. Peki biraz daha devam edelim şimdi. Neler var? Transferle ilgili söyleyeceğimiz bazı olaylar var ki o çok çok değerli. Şimdi hemen şunu söyleyelim. 3 tane 6 numara için Fenerbahçe yine araştırmaya devam ediyor. Yani 6 numara alacak. İsmail Yüksek ne olacak demeyin. Çünkü İsmail Yüksek'le ilgili de mesela İsmail Yüksek'i de izlemeye gelen takımlar var. Hırvatistan maçını izlediler, beğendiler. Şimdi Letonya maçında beğendiler. Yani onun da gitme ihtimalini bir yerde dikkate almak zorunda Fenerbahçe. O manada 6 numara e, arayışları işte hani e, İsmail Kartal'ın söylediği devam ediyoruz çalışmalara dediği olay bu. E, El Musrati'den bahsetmiştik size. Braga'nın Libyalı oyuncusu ki e, klasik bir ön libero. Belki Şampiyonlar Ligi maçlarında da izlemişsinizdir. Kalitesi de orada da ortaya çıktı. Bunun dışında iki oyuncu e, var. Bunlardan bir tanesi yine sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelen Yusuf Pofana'dan e, bahsetmiştik. Edelim. Fransa milli takımının kadrosunda yer alan e, Pofana'nın 2024'e kadar sözleşmesi var. Bir yılda opsiyon var ama opsiyon hangi taraflı bilmiyorum. Yani çift taraflı mı tek taraflı mı onu bilemiyoruz. Merkez orta saha oynuyor. 25 milyon euro gibi bir bedeli var. Avrupa'nın pek çok kulübü şu anda onun peşinde. Ama e, sonuç itibariyle pek çok kulüp peşinde oluyor. Bir takım alıyor. Monaco'nun oyuncusu bu sezon 8 maç 2 asisti var. 596 dakika forma giydi. Rade Kurunic konusunda kulübüyle anlaşma zemini oluştu haberleri geldi. Dolayısıyla hani Rade Kurunic de bir anlamda Fenerbahçe'yi kullanarak hem ücretini yükseltti hem de gerçekten önemli bir avantaj elde etti. Ama sonuçta şu anda Rade Kurunic olmadığı için bu isimlerden bahsediyoruz. İşte tam da burada bir oyuncu devreye girdi. Sebastian Şimanski devreye girdi ve e, Polonya milli takımından takım arkadaşını Fenerbahçe'ye önerdi. Fenerbahçe'de e, scoutlar aracılığıyla araştırmaya başladı. Bartosz Sliz'den bahsediyoruz. E, 2024'e kadar sözleşmesi var. Ön libero oynuyor. 24 yaşında 5,5 milyon euroluk bir oyuncu. E, bedeli var, güncel piyasa değeri var. Polonya milli takımında az önce söyledim oynuyor. 4 kez e, milli oldu. Lejo ve Varşova'nın oyuncusu 19 maçta bir gol, iki asistle oynadı. Bartosz Silis yeni bir Polonyalı'nın daha Fenerbahçe'ye çünkü Polonyalıdan çok büyük verim aldılar. Gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu vurgulayalım. Eğer erken yaşta başka bir yere gitmeden gelirse de e, maliyetleri daha düşük olacak. Oyuncuyu ee, çok e, izlemedim çünkü Legia Varşova e, takibimizde olan bir e, kulüp değil. Milli takımdan e, baktığımızda da bu işten karar veremeyiz. Ama eğer Şimanski alınması gereken iyi oyuncu diyorsa mutlaka iyi bir oyuncudur diyebiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.